1870'te Güllü Agop, Osmanlı tiyatrosunu kuran kişi. Bu önemli bak, sınavda çıkar. Bu hayatın en önemli sınavı. Milletin çocukları ne okullar kazanıyor? Bunu sanayiye mi versek, ne yapsak ya? Yine mi ders çalışmıyorsun Yok sen? Yok ya, vallahi okumayacak bizimki bir çocuk. Bizimki anca ekmek evden su. Önüne dön evladım, dersi hem dinle. Hem okuyup hem çalışanlar var. Örnek al biraz, örnek. Ya ben yine niye birileriyle kıyaslanıyorum ya? Ya bu çocuklar ne yapıyor da bu kadar başarılı, ben anlamıyorum ki. Ya ben de aynısını yapıyorum. Okula gidiyorum, notlarımı alıyorum, öğretmenlerimi sorunsuz dinliyorum. Şimdi sakin ol ve önündeki videoya tıkla. Başarılı öğrencilerin ne yaptığını bu videodan öğreneceksin ve eğer sen de uygularsan... Şaka yapıyorsun. Abi internet ödediğim parayı var ya, sonuna kadar hak eden video bu işte ya. Hemen tıklıyorum. Öncelikle başarılı öğrenciler sabah saatlerinin kıymetini iyi bilir. Uyandıktan sonra güne zinde başlamalarını sağlayan kahvaltının olmazsa olmazı süzmesiyle, domatesiyle, zeytiniyle güzel bir kahvaltı ederler. Hatta bazı ödev ya da soru çözümlerini okula gitmeden önce yaparak günün kalan saatlerini verimli kullanırlar. Başarılı bir öğrenciyi dersteki duruşundan dahi tanıyabilirsiniz. Hoca konuyu anlatırken avına yaklaşan bir kaplan gibi dikkat kesilirler. Soru sorulduğu anda ise pençeyi çıkarır ve cevaplarını verirler. Çünkü dersi derste dinlemek başarılı öğrencilerin olmazsa olmazıdır. Dersi dinlerken yapılması gereken en kritik hareket öğretmeni dinlerken önemli yerleri not almak. Başarılı öğrencilerin defterine baktığınızda inci gibi notları olduğunu göreceksiniz. Ne demiş atasözümüz? Alim unutur, kalem unutmaz. Dersleri anlayabilmek için fiziksel olarak da zinde olmak gerekiyor. Bu nedenle başarılı öğrenciler genellikle beslenme düzenine dikkat eder. Okulda dahi olsalar saatinde yemek yemeye özen gösterirler. Mesela uzun teneffüslerde güzel bir çift kaşarlı tostun yanında çalkalaya çalkalaya, kendini değil evladım, sütaş ayranı çalkalayarak afiyetle yemeklerini yer, öğleden sonraki dersler için enerji depolarlar. Başarılı öğrencilerin kendine olan inancı ve özgüveni de her zaman yüksektir. Birçok öğrenci derste bir konuyu anlayamadığında demoralize olup defteri kitabı bir kenara atarken, onlar anlamadığı bir konu olduğunda moral bozmak yerine tekrar tekrar üzerine gider, konuyu anlayana kadar asla peşini bırakmazlar. Unutulmaması gereken bir özellik, başarılı öğrencilerin hedefi belirgindir. Hedef, dönem sonu iyi bir karne de olabilir ya da çok iyi bir fen lisesini kazanmakta. Önemli olan çok yüksek hedefler koymak değil, koyulan hedefleri adım adım gerçekleştirebilmektir. Başarılı olan ya da derece yapan her öğrencinin bir hedefi olduğunu görebilirsiniz. Hocam, ben de okulun derece öğrencilerinden bir tanesiyim biliyorsunuz değil mi? Nasıl bilmiyorsunuz? Nasıl? Hocam, derece işte. Hani? Ya komikti bence ama. Başarının yolu doğru arkadaşlıklardan geçer. Eğer etrafınızda sizi sürekli derslerden alıkoyan, sadece makara kukara yapan arkadaşlarınız varsa başarıya ulaşmanız biraz zor olabilir. Bu nedenle başarıyı hedefleyen öğrenciler birbirine destek olan ve motivasyon sağlayan kişilerle arkadaşlık kurarlar. Yeri geldiğinde de eğlenmeyi bilir, birlikte hüptürmeyi de ihmal etmezler tabii. Başarılı öğrenciler uyku düzenine de sadıktır. Az uyuduklarında gün içerisinde odaklanma sorunu yaşayacaklarını iyi bilirler ve yatma saatleri geldiğinde ne sosyal medyayı ne de geç saatlere kadar oturan arkadaşlarını düşünürler. Alarmlarını kurup sıcak yataklarına doğru kaykılırlar. Planlıdırlar ve zaman yönetimleri fevkaladenin fevkindedir. Diyelim ki okul sonrası yaptıkları planda 3 pomodoro var. İlk dersin molasında hemen telefonu ellerine alıp 5 dakikalık molayı 5 saate çıkarmazlar. Çalışma sürelerine sadık kalarak dersi tamamlar, görevlerini yerine getirmenin mutluluğuyla çikolatalı sütlerini yudumlarlar.
Ve başarılı öğrencilerin en önemli ortak özelliği istikrarlıdırlar. Gördüğünüz tüm bu önemli maddeleri 2-3 gün uygulayıp vazgeçmektense bir yaşam tarzı haline getirirler. Bu kurdukları düzenle birlikte başarı da zaten kendiliğinden gelir. Vay be! Aslında hep bildiğimiz şeyler ama yapmıyoruz değil mi? Çok fena gaza geldim var ya. Önümüzdeki hafta herkes şahit. Ben de bu sisteme geçeceğim. Söz bak valla. Peki neden bugün değil de önümüzdeki hafta? Neden önümüzdeki hafta? Bugün çok acele olur o yüzden. Gerek var mı bugün? Hani bir yavaş yavaş alıştıralım. Kanka kalk kanka hadi uyan. Bu ses ne ya? Şşş. Kime diyorum? Kanka. Kanka kalk kanka hadi uyan. Sahi ya. Niye bugün değildi haftaya? Evet tahtaya yazdıklarımla alakalı anlaşılmayan bir şey var mı? Bak siliyorum. Hocam bir şey soracağım. Şu en son hakkınızı ben anlamadım ya.